Numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Böyle bir salgın bu bir giriş cümlesi olamaz arkadaşlar. Bu tarz sorularda önce giriş cümlesini bulalım. Bunu eledik. Giriş cümlesi için aday değil. Bu uygulama böyle bir giriş cümlesi olamaz. İnsanlar tarih boyunca kendilerini çaresiz bırakan ve hayatlarını tehdit eden doğal felaketler ve salgın hastalıklar ile hep karşılaşmışlardır. Bunu giriş cümlesi olarak alabilirim arkadaşlar. Bu süreçte bu da bir giriş cümlesi olamaz. Uzun zamandır zaten bunu da elemiştik. Şimdi anahtar kelimelere bakıyoruz. Doğal felaketler ve salgın hastalıklar. Böyle bir salgın felaketinin sonucu ise 2019 yılının sonunda Çin'de ortaya çıkan ve 2020 yılının başından itibaren tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgınıdır. Arkadaşlar biri de getirebilirim yerine ve devam ediyoruz yine aynı şekilde. Evet, uzun zamandır görülmeyen böylesi ölümcül salgın. Bakın burada salgın dedi. Böylesi ölümcül salgının küresel yaygınlığı karşısında insanlar büyük bir şaşkınlık ve hatta şok yaşamaktadırlar. Şöyle beşi de getirdim ve devam ediyorum. Bu süreçte birçok ülkede insanların evde kalması, sokağa çıkmaması, karantina gibi uygulamalar başlatılmıştır. Dördü de yerleştirdim arkadaşlar. Bu uygulamaların bakın uygulamalar dedi. Bu uygulamaların tarım ve sanayi devriminden beri insanların yaşadığı en büyük değişime ulaştığı söylenebilir. İkiyi de yerleştirmiş oldum. Cevabım Denizli Şıkkı. Bu parça düşüncenin akışına göre cümlelerinden hangileriyle tanımlanabilir? Bakalım. Bir sıkıntımız olduğunda önce doktor e, golde sormak alışkanlık haline geldi. Her ne kadar uzmanlar bir derdiniz varsa doktora görünün dese de arama motorlarında yaptığınız bu araştırmalar toplum sağlığı açısından faydalı olabilir. Bilim insanlarının yayınladığı bir makaleye göre COVID-19 ile ilgili belirtilerin aranma sıklığına bakılarak salgının ile ilgili 14 gün öncesinde kestirimlerde bulunmak mümkün. Evet düşüncenin akışına göre hangisi tanımlanabilir demiş arkadaşlar Google'da yapılan başım ağrıyor ve koku alamıyorum gibi aramaları yorumlayarak salgını yayılımı hakkında çıkarımlarda bulunabilir bu kesinlikle doğru çünkü diyor ki arama sıklığına bakılarak 14 gün e, salgın olacak 14 gün e, karantina olacağını kestirme gidişata göre 14 gün olduğunu söylemiş doğru kesinlikle bu arkadaşlar Devam ediyoruz. Bununla ilgili çalışmaların yapılması, Google'ın etkinliğini ve insan üzerindeki olumsuz sonuçlarını göstermesi bakımından ilginç olacaktır. Olumsuz sonuçlarını gösterme dememiş bunu eliyorum. Yine bu aramaların içeriği analiz edilerek toplumun salgının hangi yönleriyle ilgili bilgilendirilmesi gerektiğine dair sonuçlara ulaşılmıştır. Buna da arkadaşlar ulaşabiliriz. Bununla da tamamlanabilir. Başka bir deyişle insanların Google'a ya yaklaşımının hayatın olağan akışını nasıl değiştirdiğiyle ilgili değerlendirmeler yapılabilir. Ee, i̇nsan hayatın akışını falan değiştirdiğini söylememiş arkadaşlar bunu da getiremeyiz. cevabımız 1 ve 3 yani bursa şıkkı olacaktır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi hangisiyle yeni bir konuya, geçilmiştir diyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Servet-i Finun dönemi Türk Edebiyatı'nda 1860 tam beri devam eden Doğu Batı mücadelesinin kesin sonucunu Batı Edebiyatı'nın lehine belirleyen sonuncu safhadır diyor. Tamam. Gerçekten pek yoğun ve pek dinamik çalışmalarla geçen bu kısacık safha. Bu kısacık safha dedi arkadaşlar şu sonuncu safha yani bir ve iki birbiriyle bağlantılı eledim. Türk edebiyatı gerek zihniyet gerek muhteva gerekse teknik bakımlardan tamamıyla Avrupa'yı bir mahiyet kazanabilmiştir. Türk edebiyatının bu devrine bakın Türk edebiyatının bu devrine Servet Efinun dönemi denmesi bu edebi hareketin Servet Efinun dergisine dergisinde gerçekleşmesiyle ilgilidir ve Tefrik Fikret'in bu derginin yazı işlerini üzerine almasıyla Başlar diyor arkadaşlar. Türk edebiyatının bu devrine servetli fünun denmesinin sebebini söylemiş. Burada sanırım artık diğer ilk iki cümleyle alakalı olmadığı için buradan itibaren farklı bir konuya geçebilir. Evet devam edip göreceğiz şimdi. Servet ifinun, memleketin sadece en büyük sanat ve edebiyat dergisi olmakla kalmayarak Türk edebiyatının modernleşmesinde çok önemli hizmeti bulunan bir organ haline gelmiştir. Artık burada arkadaşlar Servet Efi'nin dergisinden bahsetti. Üstten itibaren burada da yine aynı şekilde Servet Efi'nin dergisinden bahsetti. Devam ediyoruz. Divan Edebiyatı'na karşı kurulmasına çalışılan Avrupa'yı Türk Edebiyatı'na ifade için Tanzimat devrinde kullanılmış olan Edebiyat-ı Cedide deyiminin bu harekete ad olması Edebiyat-ı Cedide biliyorsunuz ki Servet-i Fünun'un adıdır arkadaşlar. Bu hareketin bu deyimi tamamıyla benimseyip kendi hakkında pek sık kullanılmasındandır. Bunu da söyleyebiliriz. Üçten itibaren farklı bir konuya geçtiğini söyleyebiliriz. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor arkadaşlar. Önce şıkları okuyup işimi sağlamlaştırabilirim çünkü anahtar sözcükleri gözüme kestirmem lazım. Evet, alan ışıkla bakıyorsunuz. Bu bağlamda yazarın da sözcükleri ve anlamsal bağlarını iyi bilmek zorunda olduğu söylenebilir. Buradan hareketle bir yazarın da anlatacağı konuyu önceden belirlemesi gerektiği söylenebilir. Dolayısıyla bir yazarın da yazınsal birikimi hakkıyla özümsemiş olması kaçınılmazdır. O halde bir yazarın da farklı dünya görüşlerine kendini açması beklenen bir durumdur. Demek ki bir yazar da seçeceği ve kendini geliştireceği tür hakkında bilgi sahibi olmalıdır diyor bakıyoruz. Sanatçı olmak için sanatçı ruhlu olmak, doğuştan bir yeteneğe sahip olmak yetmez. Bir ressamın resmi başlarken çizgileri, renkleri ve şekilleri tanıması olmazsa olmaz bir gereksinimdir diyor. Bunlar temel bilgilerdir. O zaman arkadaşlar neler söyleyebiliriz? Bu bağlamda yazarın da sözcükleri ve anlamsal bağlarını iyi bilmek zorunda olduğunu söyleyebiliriz. Direkt bakın cevabım ortaya çıktı. Çünkü şunu söylüyor. Ressam resme başlarken çizgileri, renkleri, şekilleri tanıması olmazsa olmazı. O zaman yazar da arkadaşlar sözcükleri ve sözcüklerin anlamsal bağlarını iyi bilmek zorunda. Çünkü bunlar temel bilgilerdir diyor. Cevabımız direkt Adana. E, temelin olmadığı yerde duvardan, temelin çürük olduğu yerde binadan söz etmek mümkün değildir. Kendine güven elbette önemlidir. Yetenek elbette göz ardı edilemez. Ancak asıl olan bilgi ve gayretli bir çalışmadır diyor arkadaşlar. Evet diğerlerini zaten şöyle okumuştuk eleyebiliriz dediğim gibi cevabımız Adana şıkkı olacaktır. Bu parçanın anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Önce giriş cümlesini arayarak işe başlayabiliriz. Evet, bu kişilerin diye bir giriş cümlesi olamaz arkadaşlar. Şöyle bir eledik. Bu giriş cümlesi değil. Bu değişimlerin a değil. Dolayısıyla bu bir sonuç cümlesi olabilir. Bunu da eledik. Ve arkadaşlar bakıyoruz. Özel gereksinimli çocukların ilişki kurma ve etkileşim kurma becerileri sınırlıdır. Bu sınırlılık sosyal hayatlarında problemlere yol açmaktadır. Bu olabilir. Şöyle şunu bir kenara aldık. E, farklılıkların arttığı çağımızda her konuda olduğu gibi eğitim alanında da birçok değişim yaşanmakta. Bu da olabilir arkadaşlar. Şimdi 5'le başlayacak 4'le mi? Dolayısıyla e, sözcüğün olduğu cümleyi sona aldığımızı farz edersek arkadaşlar. Bakın bunu ne yapabiliriz? Sona alabiliriz. Şimdi 4'le ve 5'le başlayan seçeneklere baktığımızda Adana Şıkkı'nı eleriz. Ee, Edirne şıkkına ileriz. Denizli şıkkına ileriz. Bursa şıkkına baktığımızda 4 ile başlamış ama sona 5 gelmiş. Yanlış. Çünkü 3 her türlü sona gelmeli. O zaman 3'ü kesinlikle bunun sonuna getirebilirim. Ve okuyorum 5'i başa aldığımızda. Farkındalıkların arttığı çağımızda her konuda olduğu gibi eğitim alanında da birçok değişim yaşanmaktadır. Bu değişimler... Ha, bakın oldu gördünüz mü? Şöyle 2'yi de getirdik. Evet bu değişimlerin hissedildiği konulardan biri de Engelli kişilerin haklarıyla ilgilidir. Bu kişiler, evet, engelli kişiler dedi. Bu kişilerin sağlıklı bir gelişim göstermesi ve psiko e, sosyal yönden topluma uyum sağlaması için olumlu sosyal etkileşimlerde bulunması ve ilişkiler kurması gerekmektedir. Bu da bizim için bir oldu arkadaşlar. Sonra bakın özel gereksinimli çocukların ilişki kurma ve etkileşim kurma becerileri sınırlıdır. Bu sınırlılık sosyal hayatlarında problemlere yol açmakta diyor. Şuraya da 4'ü getirdik ve zaten 3'ü sona koymuştuk. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Çağımızın en önemli sorunlarından olan iklim değişikliği atmosferdeki karbondioksit miktarının artmasından kaynaklanıyor diyor arkadaşlar. Tamam bir problem yok. Ee, pek çok doğal süreç atmosfere karbondioksit salınımı ile sonuçlanıyor. Bakın anahtar kelimeleri yakaladım. Dolayısıyla 1 ve 2 arasında herhangi bir kopukluk yok. Bir grup araştırmacının e, sisinste yayınladıkları bir makaleye göre iklim değişikliğiyle savaşmanın en iyi yolu ağaç dikmek olabilir. Burada arkadaşlar farklı bir konuya geçti. Neden? Bu konuyla ilgili araştırma yapılan makaleyi söylüyor. Yani ilk iki cümleden farklı dördüncü cümleyi okuyup ona göre karar vereceğim. Üçün akışı bozuk bozmadığına. Ancak artışın ana nedeni. Ha bakın ancak artışın ana nedeni özellikle sanayi devriminden sonraki süreçte insan etkinlikleri sonucunda atmosfere salınan karbondioksit miktarının artması bakın karbondioksit miktarı ve burada da karbondioksit salınımı ile ilgili bir sonuçtan bahsetti. Yani 2 ve 4 birbiriyle uyumlu buradaki 3 aralarına girmiş, aralarını bozmuş. Dolayısıyla cevabım C şıkkı olacaktır. Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden Hangisi getirilmelidir? Romanın kurgu olduğunu hepimiz biliriz. Bununla birlikte türü ne olursa olsun her romanda gerçeğin yer aldığından da kimse şüphe etmez. Şu da bir gerçektir ki roman kendinde var olan döndürücü, değiştirici, biçimlendirici gücüyle gerçeği ister hayattakine yakın bir biçimde isterse hayali unsurlarla bambaşka bir biçimde yansıtır okura. Her ne yaparsa yapsın elindeki metnin roman olduğunu bilen hiçbir okur nokta nokta nokta. Evet şimdi bakıyoruz. Evet. Yazıların bir öğretmen edasıyla davranmasını hoş karşılamaz. Hayır bunu getiremeyiz. Okuduklarında kendi yaşamını arama gayreti içinde olmaz. Bunu da getiremeyiz arkadaşlar. Çünkü kurgu ama buna rağmen de gerçeğin yer aldığını da söyleyebiliriz diyor. Gerçek hayatta okuduğu romanda birebir bulma arzusu taşımaz. Evet arkadaşlar bunu getirebiliriz. Çünkü romanın bir kurgu olduğunu biliyor. Gerçekten de parçalar var içinde. Bunu da söyleyebilir ama gerçek hayatı okuduğu romanda birebir aramaz. Çünkü gerçek hayat burada kurgulanmıştır gibi düşünebilirsiniz. Cevabımız C. Romanın kendisine hayatın gerçeklerinden koparmasını beklemez. Olumsuz bir biçimde kurgulanmış bir dünya görmek istemez. Yanlış. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu parça iki paragraf ayrılmak istenirse ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar? Biz bu parçanın içerisinde arkadaşlar bir giriş cümlesi arayacağız. Şöyle evet giriş cümlesi arayacağız. Şimdi bakıyoruz. Ahmet Hangi Tanpınar'ın şiirleri küçük bir ekibin edebiyat dergilerini taraması sonucunda toplanarak kitap haline getirildi. Tamam. Elime geçtiği ilk günden bu tarafa bu kitabı bakın. Hangi kitabı? Şiirlerin Olduğu Kitap. Bu kitabı sık sık karıştırıyor. Şiirlerini tekrar tekrar okuyup anlamaya, şiir anlayışını yerli yerinde oturtmaya çalışıyorum. Ee, bir de bir problem yok arkadaşlar. Tanpınar'ın şairliği diğer eserleriyle bir bütün olarak değerlendirilince ayrı bir önem kazanıyor diyor arkadaşlar. Şimdi Tanpınar'ın şairliğiyle alakalı bir şey yok ilk iki cümlede değil mi? Şiir kitabı ile ilgili bir şey vardı. Şimdi eğer üçüncü cümlede bana Tanpınar'ın şairliğiyle ilgili bir şey söylüyorsa o zaman ben buradan bölebilirim. Yani iki benim için bir giriş cümlesi olabilir. Böyle büyüklüğü bir yaklaşım benimsenince Ahmet Haşim'den bu yana gelen şiir kuşakları içinde onun yeri daha iyi görülebilir. Kimin yeri? Tanpınar'ın şairliği, Tanpınar'ın yeri. Şiirimizde bağlı olduğu şiir anlayışı ve kendisinden sonra gelen şairlere etkisi açıkça beliriyor. Çünkü Tanpınar bir ilk değildi ve bir son da olmadı. O şairler zincirinin önemli bir parçasıydı. Hala şairliğinden bahsetti. O zaman ikinin bir giriş cümlesi olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız Bursa şıkkı.